Taş kafa peşinde kiralık katilin olduğunu öğrenir ve telaşa kapılır. Eda Poyraz'ın evine yerleşir ve Poyraz'a yakınlaşmaya çalışır. Eda'nın banyodan Poyraz şampuan bitmiş diyerek çıkıp salona dalması Ayşegül'de çok etkisi yaratır. Evde yarı çıplak gezen Eda planında ilerlemeye çalışmaktadır. Çınar'ın adamı Meltem ilaçlarını değiştirmiş ve Meltem ilaçları yüzünden iyice kafayı yemiştir. Zülfikar iyileşsin diye ona ilaçlarını içirir ama Meltem'i asıl hasta eden ilaçlarıdır. Mümtaz Nevda'nın güvenini kazanabilmek için tutuklu bir adamı kaçırır ve Poyraz'ı da tuzağa düşürüp yardımına zorlar. Nevda Eda'ya kızının videosunu izletir. Eda daha da hırslanır ve kızına kavuşmak için her şeyi göze alır. İsa hapisteki çocuklardan çok etkilenmiştir ve hapise girmek onun için bir nevi hayat dersi olmuştur. Nevda Eda ile buluştuğu barda sarhoş numarası yapar ve Poyraz'ı yanına çağırır. Songül sonunda Sadrettin'e yakalanır. Songül'ün çantasında aşk notu yakalayan Sadrettin şüphelenir ve okula giderek Songül'ün peşine takılır. Fatih ile Songül konuşmak için bir kafeye gider ve Sadrettin peşlerinden gelir. Sadrettin Fatih'ten şüphelenmez ama Songül'ü hırpalamaya başlar. Meltem bir pet shop'a girer ve kafesteki hayvanları serbest bırakır. Buna tepki gösteren dükkan sahibinin boğazına bıçak dayar ve onu rehine alır. Olaylar kızışır. Ardından Meltem bir akıl hastanesine kaldırılır ve şizofreni teşhisi konulur. Zülfikar ve Poyraz da bu duruma yıkılır. Sadrettin Fatih'in oyununa gelir ve Songül'ün aşığı diye bir başka masum insanı döver. Eda Ayşegül'e Poyraz'la birlikte olduğunu söyler. Çok öfkelenen Ayşegül Poyraz'ı tokatlar ve evi terk eder. Poyraz Eda'yı evden atar ama eşyalarını alma bahanesiyle Eda eve geri gider ve Poyraz'ın içkisine ilaç katar. Çınar Ayşegül'ü arar ve onu evine çağırıp Poyraz'la Eda'nın görüntülerini izlemesini ister. Gördükleri karşısında şok olan Ayşegül, Poyraz'a büyük bir kin duyar. Meltem kaldığı akıl hastanesinde hayaller görmeye devam eder ve Zülfikar ile akıl hastanesinde dolaşırken bir an koşarak cama çıkar ve kendini camdan aşağı bırakır. Taş kafa peşindeki kadının eline düşer, kadın taş kafadan daha önceki sezonlarda taş kafanın nereden geldiğini bilmediği kuzuyu istemektedir. Taş kafaya ne oldu? Ayşegül ile Poyraz'ın arası nasıl düzelecek? Eda olanları itiraf edecek mi? Meltem öldü mü? Hepsi gelecek bölümde ortaya çıkacak. Ayrıca dizide yeni yeni görmeye başladığımız savaş karakteri de bolca kan dökeceğe benziyor. Poyraz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen kanalımıza abone olun ve bizi takip edin.